Merhaba Teo. Merhaba Gülçin, gelsene. Geleyim bari. Sınavlar da var, bu hafta çok yoğunuz. Sana sanat tarihiyle ilgili bir soru soracaktım. Hem de hepimiz adına teşekkür etmek için gelmiştim. Müzikalde de söyledim. Bu sizin başarınız Gülçin. Böyle düşünmene çok sevindim. Partide de yoktun. Evet maalesef. Babam çağırmıştı. Gitmek zorunda kaldım. Yakında sergi açmayı planlıyorum da. Onun da sponsorları yanındaymış. Konuşmaya gittik. Sergi mi? Bu harika bir haber. Çok sevindim. Ben de dün size baktım ama... Evet yoktuk. Kampa gitmiştik. Okul gezisi vardı. Çocuklarla birlikte herhalde. Evet. Neyse senin de işlerin vardır. Ben gideyim, sonra görüşürüz. Gülçin, hani sanat tarihiyle ilgili sorularım vardı? Hem ben seninle önemli bir konu konuşmak istiyorum. Önemli bir konu mu? Önce sen başla o zaman. Vay, otelde bir altsun ha? Yok ajan yok. Bu iş gittikçe güzelleşiyor. Ya neresi güzelleşiyor oğlum? Saçma sapan konuşma ya. Ajan, sen başına konan talih kuşunun farkında değilsin abi. Sevgi gibi güzel bir kadın, sen, tatil, otel, yalnız bir hafta sonu. Anlarsın ya. Mert, oğlum sen istersen çıkıp bir hava at. Olayı duyduğundan beri yüzün kireç gibi oldu. Heyecandan beynine kan gitmiyor oğlum artık. Arkadaşlar, bir şey soracağım. Ya ben sizin neye heyecanlandığınızı hala anlayabilmiş değilim. Benim bildiğim Emre sevgiyi sevmiyor ki. Cemre'yi seviyor. Bu kadar ya. Ajan, bu sevgi işi değil, anla işte. Çok bağlı adamsın Emre. Vallahi tanıdığım bir estetik cerrah olsa ben hemen estetik ameliyat olup senin yerine sevgiyle ben o otele giderdim. O zaman hemen cerrahları araştırmaya başla. Çünkü ben gitmiyorum. Tebrik ederim be kardeşim. Sakın gitme Emre. Kadın niyeti iyice bozmuş. Nasıl gitmiyorsun ajan? Bu yerde altılıyı tutturmuş lotoyu bulup büyük ikramiyeyi istemek gibi şey. E işte onu diyorum ya. Benim havadan gelecek ikramiye ihtiyacım yok. Ben zenginim oğlum. Çünkü benim hayatımda Cemre var. Ve ben onu her şeyden çok seviyorum. Bunu değil. Yoksa önemli konu şu gizemli resim mi? Evet. Görmeye çalışırken kendini sakatladığın resim. O gün biraz abarttım, kusura bakma. Ama sen de öyle gizleyince çok merak ettim. Ki hala gizli ama. Gülçin. Uzun zamandır seninle konuşmak istiyordum. Ama nasıl söyleyeceğimi bir türlü bilemedim. Nasıl yani? Ben senden çok hoşlanıyorum. Ama görüyorum ki Mert senin hayatının vazgeçilmez bir parçası. Ayrılmanıza rağmen sürekli berabersiniz. Teo. Bir şey söyleme. Ben her şeyin farkındayım. Sen Mert'siz yapamazsın. Kendine bile söylemeye çekinsen de sen Mert'i seviyorsun. Gülçin nerede? Galiba Teo'ya gitti. Peki, kimden izin aldı? Bu saatte erkeklerin evine gitmesi doğru mu sizce? Eyvah, yine başladı. Anlaşılan siz laf dinlemeyeceksiniz. O zaman ben de sizle anlayacağınız dilde konuşacağım. Teyze? Ne oldu, niye bağırıyorsun? Sesi ta dışarıya kadar geliyor. Gel bakalım Gülçin. Nereden böyle? Teo'ya tarih... sanat tarihi sordum da. Bundan sonra Teoman'la görüşmeni yasaklıyorum. Ne? Siz de ayağınızı denk alın kızlar.
arkadaşınızın hali ortada. Artık sadece dersleri ve kazanabilme ihtimaliniz olan bursu düşünmelisiniz. Ama teyze bunu yapamazsın. Niye yapamazmışım sarı ördeğim? Çünkü çocuklar bizim arkadaşımız. Ben sizin iyiliğiniz için yapıyorum. Ah kızlar, benim başıma gelenlerden de mi ders almıyorsunuz? Erkeklere güven olmaz. Hele o mendeburlardan arkadaş hiç olmaz. Ama Füsun teyze. Konu kapanmıştır. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.